şiddet dediğimiz zaman şöyle bir fark var. Flört şiddeti, ısrarlı takip, çocuk yaşta artık her gün bir kadın cinayeti duyuyoruz. Eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadın oranı %39 fiziksel şiddet oluyor. 10 kadından biri gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bugün burada aslında amacımız birazcık da bu oranları düşürmek. Kişinin canının acıması veya bedeninde bir yara olmasına gerek yok. Şimdi ısrarlı takip, musallat olmak ve stalklamak dediğimiz şey. Şimdi bu genelde bizim karşımıza ayrılıklardan sonra çıkıyor. Bu ister boşanma olsun, ister bir ilişkinin bitimi olsun. Kişinin istemediği halde takip edilmesi. Devamlı yoluna çıkılması. İş yeri olabilir, sosyal ortamları olabilir. Buralara gittiği zaman önüne çıkması. Devamlı o ortamlarda kişiyi rahatsız etmesi. Hediye göndermesi, çiçek göndermesi veya arkadaş çevresinden haberinin alınması. Bunlar ısrarlı takip. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Özellikle bunu muhtarlarım için söylüyorum. Genellikle biz bunu boşanma sonrası evresinde görüyoruz. Yani eğer bir şiddet nedeniyle boşanmış bir çift varsa ısrarlı takibin olma ihtimali çok yüksektir. Bunu akılınızda bulundurmanızı rica ediyorum sizden. Erken yaşta evlilik de aslında bir şiddettir. Neden olduğuyla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Şimdi kız çocuklarında erken yaşta evlilik bir defa kız çocuğunun becerisini, iletişim olanaklarını, eğitim olanaklarını ve bilgilerini sınırlar. Bununla birlikte sosyalleşemez, hareket kabiliyeti azalır ve çalışma hayatına atılmalarını engeller. Çünkü zaten bir okulda, bir eğitimde sınırlama var. Çalışma hayatına da atılamıyorlar. Yani barınma alanı yoksa da. Buraya polis aracılığıyla kabul ediyoruz. Veya şönim aracılığıyla. Şönim dediğimiz şey de şiddet önleme ve izleme merkezidir. Buranın aracılığıyla kabul ediliyor. Polisi arıyorsunuz. Veya polise gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kadın konuk evinde kalmak istiyorum. Benim barınacak yerim yok veya ben şiddet görüyorum. Hemen sizi oradan alıyorlar, şönime götürüyorlar. Oradan da kadın konuk evlerimize yerleştiriliyorsunuz. Bugün yapılan seminerde bu konuda çok kıymetli bir seminerdi. En azından insanlar kendileri olmasa da çevresinde yaşayan, şiddet gören kadınların nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgilendirilmiş oluyor. Bunun yanında kadının ekonomik yönden güçlenmesi de çok önemli. Kadın ekonomik yönden güçlendirildiği takdirde ayakların üzerine daha sağlam basacak, kendine özgüveni artacaktır. Ve sosyalleşme konusunda da daha rahat olacaktır. İnsanlarla bir araya gelecek, yeni şeyler öğrenecek, durumunun farkında olacaktır. Dolayısıyla kadınların desteklenmesi gerektiğini, kendilerini güçlü kılması için her türlü farkındalık eğitimlerin verilmesi gerektiğini, ekonomik olarak da güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Muhtarlar bizim mahallelerimizin kilit noktası, kilit taşları. Farkındalıklarını artırmak gerekiyor. Şiddetin tanımını bilmeleri gerekiyor. Bir de şiddetin farkında olmazlarsa eğer düzeltemezler. O yüzden muhtarlarımızla yoğun çalışmaya çalışıyoruz. Yani şiddetin her türlüsü kabul edilecek bir şey değil. Şimdi şiddete, kadına olan şiddet de ekonomik şartlardan dolayı tamamen üst seviyeye çıktı. Şiddet çok fazla arttı. Biz kadın muhtarlar olarak bizlere çok daha rahat ulaşabiliyorlar kadınlarımız aslında. Kadın muhtarların sayısı arttıkça kadınların sorunları daha da gün yüzüne çıkmaya başladı. Gün yüzüne çıkmaya başladı çünkü kadınlar kadınlara sorunlarını çok daha rahat anlatabiliyor. Bizzat muhtarlığa gelip de kadınları yanımızda gerçekten tehdit eden erkeklerle karşı karşıya geliyoruz. Kadına şiddetin artık son bulması gerektiğini inanıyoruz. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ekonomik şartlar her türlü yanlışı beraberinde getiriyor. Şiddet yönünden şu ana kadar bize müracaat eden olmadı ama müracaat ederse biz de ona yardımcı olmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız. Yani gerçekten bu son zamanda kadına şiddet inanılmaz duruma geldi. Kadına şiddet acizliktir.
eğitimsizliktir, beceriksizliktir, korkaklıktır. Eğitimli insanlar kadına şiddet uygulamazlar. Bütün bunlar hep eğitimden geçiyor efendim. Dışarı çıkmaya korkuyorsunuz. Bir etkinlik yapacağınızda korkuyorsunuz. Gecenin bir yarısı çıkamıyorsunuz. Sabah erken yola çıkan insanlarız çalıştığımız için. Dün yola çıktığımda saat 6'da maalesef yürümeye korkuyorum. Çünkü arkamdan bisikletli geçerken laf atıyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Şiddetin her türlüsü sıkıntıyken biz maalesef fiziksel şiddete de psikolojik şiddete de fazlaca maruz kalıyoruz ve hiç önüne geçilmiyor.